Türkiye terörle mücadele ediyor, bölücü terörle mücadele ediyor ve o mücadelenin bir devamı olarak şimdi Fırat'ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri harekata geçti, başladı. E şimdi siz bir yandan teröristle savaşıyorsunuz, bir yandan da teröristin meclis kürsüsüne çıkmasına, belediyelerde mevkiler ele geçirmesine, otoriteler kurmasına, haraç toplamasına göz yumamazsınız. O bakımdan bu Türkiye'nin barışı, huzuru açısından, PKK'nın kökünün kazınması açısından zorunludur. Bu PKK'nın nefes alma borusudur, PKK'nın elidir, ayağıdır, gözüdür HDP. Onun için kapatılması şarttır. HDP, PKK'nın bir uzantısıdır, bir koludur ve PKK'nın yönettiği bir siyasal sözüm ona partidir. Onun için Türkiye buna göz yumarak kesinlikle teröre karşı kesin, zafere ulaşamaz. Bu bakımdan HDP'nin kapatılması şarttır, hukukun gereğidir ve vatanseverliğin, <laughs> vatan bütünlüğünün gereğidir. İşte o devlet veya hükümetin kusuru. Yani AK Parti hükümeti demek ki bu konularda tutarlı bir siyaset izlemiyor ve terörü kökünden kazıyacak, bitirecek birikime, yeteneklere sahip değil. Önü göstermiyor. O vatan Partisi bu nedenle harekete geçmek, girişimde bulunmak zorunda kalıyor Bir kapatılması lazım Mehmetçik savaşıyor Mehmetçiğe kurşun atanlar kürsüde hangi kürsüde meclis kürsüsünde Mehmetçiğe kurşun atanlar nerede belediyelerde belediyelerin başında şimdi yeniden yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz Mehmetçiğe kurşun atanların partisini o kurşun atan teröristlere malzeme sağlayan o teröristlere para toplayan oraya eleman yollayan Sözüm ona HDP'yi, siyasal partiyi getiriyoruz, belediyelerin başına koyuyoruz. Buna hiçbir şekilde izin verilemez. Teröre karşı mücadelenin zorunlu şartıdır HDP'yi kapatmak. İşte tabii burada çok önemli e, başarılar kazanıldı. 30 bin FETÖ bağlantılı ordudan temizlendi. 14 bin polisten temizlendi. 4 bin yargıdan temizlendi. Toplam 105 bin devlet kadroları içerisinde FETÖ bağlantılı tasfiye edildi. Bunlar çok önemli başarılar. Türkiye'nin önünü açan başarılar. Bizim Silivri duvarlarını yıkmamız ve Türk ordusunu esaretten kurtarmamızla 2014 yılında başladı bu süreç. Bu başarıları görmemiz lazım ama e, siyasi ayağı dedikleri yani bunlarla doğrudan doğruya ilişkili olan FETÖ ...örgütü içinde şu veya bu şekilde yer almış, onlara yardım etmiş, yataklık etmiş... ...bir, bir takım siyaset... ...mensupları var. E, onların da soruşturulması ve... ...onların da e, hakkında gerekli cezai kovuşturmaların, sor soruşturmaların... ...yürütülmesi de hukukun gereğidir. Evet. AK Parti'nin zaafı neden? Çünkü... ...birlikte... E, ...hükümet oldular. 2002 yılında, Kasım ayında... AK Parti hükümete geldiği zaman bu bir koalisyon hükümetiydi. Yani AK Parti ile Fethullah e, örgütünün koalisyonu Türkiye'yi uzun yıllar 2014'e kadar yönetti. İçli dışlı oldular. O, dolayısıyla maalesef e, AK Parti de bu suça şu veya bu şekilde e, bütün kadrolarıyla neredeyse katılmış oldu. O nedenle üzerine yürüyemiyor. Vatan Partisi bunu başarıyla yapabilir. Korku içindeler. Yani ekonomi berbat durumda iflaslar var konkordatolar var işten atılıyor işçilerimiz çiftçinin durumu harap ve bu durumda bir halk hareketinden korkuyorlar ve iktidarlarının sallandığını görüyorlar kemalizm korkusu içindeler ve bunu bir darbe tehlikesi olarak topluma sunmaya çalışıyorlar hayır Türkiye'de Atatürkçüler Türk milleti milliyetçiler halkçılar iktidara son verecek AK Parti'nin ve ama bu bir darbeyle olmayacak. Tamamen halkın gücüyle, oy sandığında gerçekleşecek bir durumdur. Bir Amerika Birleşik Devletleri yenildi. Amerika buraya silahla gelmişti ve silahla gidiyor. Kimin silahıyla gidiyor? Irak Amerika'ya karşı savaştı. Suriye yıllardır savaşıyor. Türkiye yıllardır Amerika'nın üzerimize sürdüğü piyonlara, PKK'ya karşı ve hatta de DAEŞ'e karşı Türkiye'nin de silahla büyük fedakarlıklarla savaştığını son yıllarda görüyoruz, biliyoruz. Amerika, Batı Asya ülkelerinin, devletlerinin silahına yenildi. Yani Türkiye'nin silahı, Rusya'nın silahı, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin silahı ve arkada Çin Halk Cumhuriyeti'nin de bu mücadeleyi desteklemesi sonucunda Amerika yenildi, Amerika yoruldu. Amerika'nın ekonomisi bu savaşı taşıyamıyor. Bu tamamen Türkiye'nin içine girdiği vatan savaşı ile bağlantılı. Bu Hulusi Akar'a karşı bu kampanya yeni başlamadı. Ne zaman 24 Temmuz 2015'te Türkiye PKK'nın üzerine yürüdü, PKK'yı hendeklere gömmeye başladı. Bazıları PKK'yı ellerini uzatıp hendeklerden çıkartmak istedi. Hulusi Akar'a düşmanlık da o dönem onlar tarafından gündeme getirildi efendime Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir psikolojik harekat olarak onun o sırada Genelkurmay Başkanı komutanı olan Hulusi Akar'ı yıpratmak, Mehmetçi'ye efendim güvensizlik duygusu aşılamak bakın sizin komutanınız öyle böyle diye yani bu vatan savaşına saray savaşı diyenlerin bir kampanyası olarak başladı. Bunların Türkiye'yi düşündüğü yok ki. Şimdi bu kampanya Amerika merkezli bir kampanya. Hangi noktada bu kampanya yürütülüyor? Tam Amerika, İsrail, Yunanistan gelmiş Doğu Akdeniz'den, Ege'den 6. filolarının, muhriplerinin, destroyerlerinin namlularını Türkiye'ye dayamış. Kıyılarımızı, mavi vatanımızı tehdit ediyor. Tam Türk ordusu Fırat'ın doğusunda harekata başlamış. O sırada birden bu kampanya başlıyor. Burada hedefler kim? İşte Çin hedef, Rusya hedef, İran hedef, Suriye hedef. Yani bu ülkeler kim? Bu ülkeler Türkiye'nin bu savaşta dostu olacak ülkeler. Yani vurun Çin'e, vurun Rusya'ya, vurun İran'a, vurun Suriye'ye kampanyası aslında Türkiye'ye vurma kampanyası. Türkiye'yi yalnız bırakacaklar, Türkiye'yi dostsuz bırakacaklar ve Türkiye onların planlarına göre Amerikan tehditleri karşısında boyun eğecek veya yenilecek. Onun için bu kampanya Uygurları koruyan bir kampanya değil.